Ahmet Bey merhabalar. Merhabalar. Sizleri tanıyabilir miyiz Ahmet Bey? Sektörle tanışmanız. Tabii. Babadan mermerciyim. 1990 yılında kendi firmamızı kurduk. Evet. 1990 yılından beri İzmir'de butik projelere imza atan bir firmayız. Evet. Aynı zamanda ihracatta çalışıyoruz. Belirli malzemelerin plaka satışını yurt dışına yapıyoruz. Yurt dışına yapmış olduğumuz projeler de mevcut. Evet, biraz ürünlerimizden bahseder misiniz? Neler var ürün gruplarımızda? Ürün gruplarımızda Türk mermerlerinin hemen hemen çoğunu projelerde çalışabiliyoruz. Onun dışında İtalya ürünlerimiz de var. Tunus'tan, İtalya'dan, Yunanistan'dan getirmiş olduğumuz ürünleri de müşterilerimize sunuyoruz. Evet, böyle bir servisimiz de var. Evet, bu başarınızın sırrı nedir peki sektörde? Çünkü ciddi bir istikrar göstermişsiniz. Bu kolay olmasa gerek. Tabii ki kolay değil. Her şeyin en iyisini yapmaya çalışırsanız, işinizi sevgiyle, aşkla yaparsanız başarılı olmamanız için hiçbir neden yok zaten. Evet. Biz de aynı şekilde gecemizi gündüzümüze katıp sektörde iyi bir yerlere gelip bunu da muhafaza ederek büyütmeye devam ediyoruz. Evet. Peki fuar nasıl geçiyor? Biraz fuar hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii ki insanlarda bir fuar özlemi oluşmuştu. Malum 2020'de yapılamayan, pandemi koşullarından dolayı yapılamayan bir fuar. 2021 senesinde takviminde olmayan bir fuar yapıldı. O fuarda çok sönük bir fuar geçti. İnsanların İzmir fuarına karşı bir özlemi vardı. Onu da bugün görüyoruz ki takviminde yapılan bir fuarla amacına ulaşacağını düşünüyorum açıkçası. İlk iki günde zaten bunu gösteriyor. Yoğun bilgi var. Tüm firmalara yoğun bilgi var. İnşallah dönüşleri de iyi olur. İhracat rakamlarına etki edecek bir fuar olur diye düşünüyorum. Evet, hedeflediğiniz yerde misiniz firma olarak Ahmet Bey? Son sorumuz bu. Yani tabii ki şu andaki olduğumuz konumdan açıkçası memnunuz diyebilirim. Hedeflediğimiz yerdeyiz. İhracatta ülkemize katkıda bulunuyoruz. Personel anlamında sıkıntılarımız var. Bunların giderilmesi yetişmiyor lazım. Altında. Evet. Kalifiye eleman eksikliği var. Bu kalifiye eleman tüm sektörlerde olduğu gibi mermer sektöründe de ciddi bir anlamda. Sıkıntı. Yani ben bunu da dile getirmek istiyorum. Buna mutlaka bir çözüm bulmak lazım. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun.